Yani hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıf coğrafi dersinde neler var bunlardan bahsedeceğiz diyoruz ve bu sene hangi konulardan sorumlu olacağız? Gelin hep birlikte bunlara bakalım. 8. sınıftan 9. sınıfa geçtiğiniz için sistem biraz daha farklılaşacak ve biraz daha coğrafyayı daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. O yüzden kavramın çok bol olduğu bir yıldan bahsediyorum size ve kavram haritaları bizim işimizi çok ciddi anlamda kolaylaştıracaktır dedikten sonra birinci ünitemiz doğal sistem. Burası birinci dönemin tamamını kapsayacak. Ayrıca ikinci dönemden de biraz alacak. O yüzden bu üniteyi ciddi bir şekilde öğrendiğimizde TYT'nin %30'luk kısmını da bitirmiş oluyoruz. Yani temel yeterlilik testinin %30'luk kısmını bitiriyoruz. Ve birinci ünitede, birinci bölümde geldiğiniz kısımda coğrafya dersinin ne olduğunun, insan ve doğa arasında ne gibi etkileşimin olduğunun, bir bilim olarak coğrafyanın gelişiminde nelerin yaşandığının, ilk çağ, orta çağ, yeni ve yakın çağda coğrafyaya yardımcı olan bilim dallarından, ayrıca coğrafyanın inceleme alanları neler, onlardan bahsedeceğiz ve coğrafyayı bölümlerine ayıracağız. Fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya olmak üzere. İkinci bölümde ise dünyanın şekli ve hareketleri diyeceğiz. Bu konuyu ciddiye alman gerekiyor. Çünkü bu konu coğrafyanın temelini oluşturacaktır. Buradan net bir şekilde sınavlarda sana soru gelecek ama TYT ve AYT kısmında birçok konunun da temelini oluşturacaktır. O yüzden ikinci bölümde dünyanın şekli ve hareketlerine yıldız atıyorum. Net bir şekilde soru gelmemekle birlikte diğer konuların da alt kısmını oluşturacaktır. Dünyanın şekli diyeceğiz. Şeklin ne gibi sonuçları var? Hareketleri diyeceğiz. Eksen hareketi, eksen eğikliği, bunların ne gibi sonuçları var? Onlardan bahsedeceğiz. Üçüncü bölümde yer ve zaman diyeceğiz. Yani koordinat sistemi, zaman kavramı, konum, Türkiye'de coğrafi konum diyeceğiz. Paralel, meridyen, enlem, boylam ifadelerini burada kullanacağız. Yerel saat kavramından burada bahsedeceğiz. Türkiye dünya üzerinde nerede yer alıyor? Bunları öğreneceğiz. Burası da ciddi anlamda önemli bir bölümdür diyoruz arkadaşlarım. Birinci ünite doğal sistemler kısmında dördüncü bölümde harita okuryazarlığı diyeceğiz. Yani harita bilgisi. Haritada temel kavramlardan, haritalarda ölçekler, büyük, orta, küçük ölçek, bunların ne gibi özellikleri var? Haritacılığın gelişimi ve haritada yer şekillerinin gösteriminden bahsedeceğiz. Burada da haritada yer şekillerinin gösterimi önemlidir, bilginiz olsun. Beşinci bölümde ise atmosfer ve iklim diyeceğiz. Geniş bir konu. Önce atmosfer nedir tanımlayacağız. Sonra ne gibi özellikleri var? Katmanları nelerdir? Bunları da öğreneceğiz. Daha sonra hava olayları ve iklimle, hava durumu iklimi kıyaslayacağız. İklim elemanları sıcaklık, basınç, rüzgarlar ve nemlilik, yağış diyeceğiz. Sonra yeryüzünde görülen iklim tiplerinden bahsedeceğiz. Yani büyük iklim tipleridir bunlar. Çok geniş alanlarda etkili olacak iklim tipleridir. Ve sonra Türkiye'de görülen iklim nereden de bahsedeceğiz. Arkadaşlar unutmayalım, iklim elemanları geniş, uzun ve biraz da zor bir konudur arkadaşlarım. O yüzden burayı da biraz önemsemek gerekiyor. Birinci dönemi işledik. İkinci dönemden de biraz çaldıktan sonra ikinci üniteyle devam ediyoruz. Beşeri sistemler. Burada yerleşmeler diyeceğiz. Yerleşmenin yer seçimi ve gelişimi diyeceğiz. Yerleşme doku ve tipleri ve Türkiye'de yerleşme diyeceğiz arkadaşlarım. Üçüncü ünite küresel ortam, bölgeler ve ülkeler. Burada bölgeyi söyleyeceğiz. Bölge nedir? Bölge türleri nelerdir? Kaça ayrılır? Ve bölgelerin sınırlarının değişebilirliği nedir arkadaşlarım? Ayrıca ülkeler ve bölgeler kısmından da bahsedeceğiz arkadaşlar. Dördüncü ünite ve son ünitemiz çevre ve toplum ünitesi. Doğal çevre ve insan diyeceğiz. Doğal çevreyi kullanma biçimleri ve doğal ortamda insanın ne gibi etkileri var? Bunlardan bahsedeceğiz. Dedikten sonra karşınızda sizin için hazırladığım ödüllü soru. Cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.